Burayı babam ve amcam beraber 1954 Mayıs'ında, 13 Mayıs'ta açmışlar. Mağazanın 90'lı yılların başında biraz konseptini değiştirdim. Biraz minik birkaç dokunuşla bunları yaptım ve içeriğini tamamen müziğe, CD'ye döndürmüştüm ve kaset döndürmüştüm. Biraz daha kendi beğeni tarzımı, bilgi tarzımı yansıtmaya çalıştırmıştım. Ve o zamanlar buranın bir butik bir yer olmasını çok istiyordum. Bir terzi gibi, bir berber gibi. Hep bunu söylerim. Buraya hep böyle tanıdığım eşler, dostlar vesaire gelsin istiyordum. Galiba bunda başarılı olmuşum ki bu kapanışa yakın, kapanışı bildirdikten sonra hatta 3-4 gün sonra inanılmaz bir tepki var. Sizler gibi basın mensupları, medyadan ve buranın değerleri diyorum ben, dostlarım diyorum, müşteri demiyorum. Hepsi hüzünlü bir şekilde bana vedaya geliyorlar. Hepsinden böyle bir helallik alıyoruz gibi bir şey. Sanki bir taziye eviymiş gibi ben bugünlerde böyle görüyorum. Tabii ki ben de çok üzgünüm. İstenmeyen sebeplerden dolayı burayı kapatıyoruz. Anlaşmazlıktan dolayı diyeyim. Ama tesellim hakikaten bu birkaç gündür o kadar çok insan, çok çok var. Yani bunu sanat dünyasından, spor dünyasından, müzik dünyasından ismini veremeyeceğim kadar ünlü, ünsüz hepsi benim için bir değer. Biz işte benim istediğim buydu zaten. Müzik bahaneydi bazen. Burada çay kahve içiyorduk, siyaset konuşuyorduk, spor konuşuyorduk. Benim hep istediğim buydu. Çok, çok, çok ünlü isimler geliyordu. Yani sanatçıların çok uğrak yeriydi. Müzik dışında da çok insan, sinemacıların, tiyatrocuların, hepsinin uğrak yeriydi burası. Burası müzisyenlerin buluşma yeriydi. Temin bahsettiğim gibi özel sebeplerden dolayı kapanma kararı, satıldı bu bina. Fakat tabii bunları da söylemeden geçemeyeceğim. Son yıllardaki Türkiye'nin hatta değişimi, İstanbul'un ve Göbeği'nin, Beyoğlu'nun çok 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 maalesef üzülerek elden gidişi diyeyim ben size. Ekonomik şartlar, bizim sektörün dijitalleşmesi, prototiplerin buraya insanın profilinin çok değişmesi, bunların hepsini birlikte böyle halkalara ekleyebiliriz aslında. Yani bunlar da bir etkendir tabii. Bunları da es geçmemek lazım. Bir de bizim şöyle bir özelliğimiz vardır. Yerli ve yabancı burayı ziyaret eden müzisyenlerin albümlerini kendilerine imzalatırız. İmza günü dışından bahsediyorum. Bu da tüketiciye, dostlarımıza hoş bir sürpriz oluyordu. Hep genelde öyle yapardık ve daha anlamlı oluyordu. Öyle mi? Şeyler ne haber, ölmüşsün ben ne haber, kayadan ne haber.